Merhaba, ben Ayşegül Günay. Bir şansım olsa programının sunucusuyum. Programımıza Kemal Bey ve Ceyda Hanım başvurdular. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayşegül Hanım, merhabalar. Nasılsınız, merhaba. İyiyim Ayşegül Hanım, siz de iyisiniz umarım. Çok teşekkürler. Programımıza başvurdunuz. Neden, kimden bir şans istiyorsunuz? Anlatın, bir de seyircilerimiz duysun. Tabii Ayşegül Hanım. Biz Kemal'le evlenmeye karar verdik. Fakat Kemal annesiyle 20 yıldır görüşmediği için ve benim ailem de gelenek ve göreneklere bağlı olduğu için ailesiyle istemeye gelmesini istiyorlar. Ya biz çok iyi kız istemesini bilirdik de Ceyda işte illa ki annemin gelmesini istiyor. Babanız gelsin. Babam rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Annenizi 20 yıldır mı görmüyorsunuz Kemal? 20 yıl önce ayrıldılar. Yani ayrıldılar demek ne kadar doğru bilmiyorum ama. Ayrıldılar derken anne babanız. Evet. Anlatabilir misiniz? Niye görmüyorsunuz annenizi 20 yıldır? 20 yıl önce annem ve babam zaten boşanma aşamasındaydı. Annem bir anda evi terk etti. Yani anneannesine, anneanneme yerleşti. Tabii evde ne kadar para, altın, ne var, ne yok hepsini aldı götürdü. Anneniz? Evet. Neden? Çok fazla lüks marka düşkünü olduğu için. Yani sürekli zaten babama işte arabanı değiştir. Yok bu evi değiştirelim. Yok biz daha iyi yerlerde oturmalıyız. Yani yeni koltukları değiştirme peşinde. Babanız sağ mıydı o zaman anneniz evden ayrıldığı zaman? Yani zaten sebep neymiş çıkıp gitmesine? İşte bir boşanma aşamasındaydı. Annem evi terk ettikten bir hafta sonra babam öldürüldü. Ne oldu? Maalesef Ayşegül Hanım babası... Öldürüldü mü? Babası bir cinayete kurban gitmiş boşanamadan annesinden. Ay başınız sağ olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Allah rahmet eylesin. Neden? Yani yaptığı iş riskliydi. Ne gibi bir iş? Babam çantacılık yapıyordu. Yani kuyum işi. Büyük bir kuyumcu firmasında şehirler arası altın taşıyordu. Yani yaptığı işin riski büyüktü. Babanız kuyumcu muydu? Evet. Büyük bir firmada çalışıyordu. Büyük bir firmanın çantacılığını yapıyordu. Evet. Götürüp getiriyordu. Evet. Takip falan, çantası falan. Yani oradaki altın para için öldürüldü o zaman ha, öyle mi? Yani İstanbul'dan Ankara'ya yüklü bir firmaya altın götürürken maalesef ortağı tarafından öldürüldü. Ortağı tarafından bir de? Evet. Ay. Ve hay Allah ya. Babam öldürülmeden evvel annem gitti evden. Öldürülmeden önce... Peki başınıza böyle bir şey geldi. Anneniz sonra dönüp... kardeşiniz var mı? Var. Ablam Oya. Zaten annem gittikten bir sonra... Bir tane kardeşiniz bir tane ablam ablanız var. Var Oya. Yani sizin ikinizi... ortada bıraktı gitti. Babanız öldürülmeden evvel. Bunu duymuştur illaki babanızın başına. Gelmedi. Hiç aramadı mı sizi? Ya zaten resmi olarak daha boşanmadıkları için babam öldükten sonra hala annem vasi olduğu için kendine düşen mirastan payı aldı. Zaten yani çocukları vardı ya da yoktu hiç umurunda değildi. Nasıl ya? Çünkü 20 senedir... Kim baktı size? Nerede büyüdünüz? Kim halam, büyüdü? Halanız. Halam olmasaydı yani bizim halimiz ne olurdu bilmiyoruz. Halanızın ismi nedir? Rukiye. Rukiye. Halam olmasaydı bizim halimiz ne olurdu yani? O zamanlar ben 7 yaşındayım. Ablam 10 yaşında. Zaten ben yarım yamalak çok hatırlıyorum. Çok küçükmüşsünüz. Yani çok küçükmüşsün tabii emzikli bebe değil belki ama yani... ne kadar yani gerçi çocuğun hangi yaşta anneye babaya ihtiyacı yoktur ki özellikle anneye bu yaşlarda hani ana kuzusu dediklerindenmişsiniz yani daha çok küçükmüşsünüz yani hiç sormadım bu kadın benim çocuklarım ne yapar ne eder nerede kalır 20 yıldır biz aynı evde oturuyoruz yani doğru düzgün bir anne olmuş olsaydı bir telefon veya telefon bir... da yok aramak zor. Ama bir sebebi olması lazım Kemal Bey değil ben mi? Ben de onu söyleyecektim Ayşegül Hanım. Şöyle Ceyda bir şey yani hani şey olur mu böyle? Yani onun hani zaten bir insan evlat yani kesinlikle. Bu. Kesinlikle ben de onu söyleyecektim bir sebep şimdi. Vardır mutlaka burada. Sonuçta şu kadıncağız 54 yaşında ve bu yaşa kadar kim bilir neler çekti. 20 yıldır da görüşmüyorsunuz. Bu 20 yıllık süreçte kim bilir başına neler geldi, neler yaşadı. Bir de onu dinlesen, görüşsen, konuşsan belki anlatacağı birçok şey vardı konuyla ilgili. Hayır 20 senede
evlatlarını sormayan bir anneyle yani neyi görüşeceğim? Ama ne için görüşeceğim? Peki siz hiç aramak istediniz mi? Annenizi görmek istediniz mi? Hani anne yani annenizi hatırlıyorsunuz illaki. 7 yaşında akıl bağlıydınız. Biz yani zaten nerede olduğunu bilmiyoruz. Sadece yaşadığını biliyoruz. Tamam, nerede olduğunu bilmiyordunuz ama nerede olduğunu araştırma ihtiyacı da duymadınız. Açıkçası Ayşegül Hanım, ben bir araştırma yaptım. Ha öyle mi? Evet, sosyal medyalardan olsun araştırdım. 54 yaşında şu an ve dul. Yani hiçbir şekilde babasından boşanmadan önce hani evi terk etmişti ya, hiçbir şekilde evlenmemiş. Herhangi bir evlilik yapmamış. Ha onu diyecektim. Dul ve 20 yılda da tek yaşıyor. Vallahi maşallah, bizden güzel araştırmış. Teşekkür ediyorum. Bravo Ceyda. Ve hala yaşıyor. Fakat ikamet adresine kadar buldum, eve kadar gittim. Fakat maalesef artık orada ikamet etmiyor. Nerede olduğunu bilmiyorum, o yüzden size başvurdum. Gerçekten bulunmasını çok istiyorum İclal annenin. Kim bilir anlatacağı neler vardır. Ben evlat hasreti çektiğini düşünüyorum. Çok çileler çektiğini düşünüyorum. Ama sizin ailenizde herhalde anne sağ diye düğününüzde, nikahınızda her neyse görmek istiyorlar. İstemeye yani gelmesinin zaten hala ya da kız kardeşiyle değil. Vallahi siz Kemal Bey'den daha çok istiyor gibisiniz. Ben Ceyda, çok istiyorum çünkü o bir anne, kim bilir bu yaşa kadar ne çileler çekti. 20 yıl sonuçta Ayşegül Hanım, düşünebiliyor ne musunuz? Ne kadar iyi niyetli ve naifsiniz. Yani teşekkür bir sürü insan şey diye hani gelin kaynana tadından bakalım. Aman ne güzel yani, kadın da ortada yok, çöpsüz üzüm diye de bakabilirsiniz yani. İşte Ayşegül Hanım 20 senede evlatlarına sormayan yani... Sonuçta anne, adı anne. Hayır, ben de ona şaşkınım. Hiçbir annelerini görmedik. Yani ben neyini soracağım? 20 senede ya evladının peşine düşmez mi ya? Kedi bile yavrusunu bırakamıyor yani. Doğru. Yani insan bu. Neyini soracağım ben ama Ceyda? Ama hayatım, 20 yılı geçmiş. O 20 yıllık süreçte neler yaşadığını biliyor musun? Ne çileler çekti kim bilir kadıncağız? Neden onu da dinlemek istemiyorsun? Az çok tahmin ediyorum nasıl yaşadığını. Götürdüğü paralar, altınlar. Yani... Bu açıdan baktığını sadece, bir de onu dinlesen hayatım, belki farklı şeyler söyleyecek, belki anlatacağı birçok şey olacak. Ya Ceyda'm, ne kadar naif düşünüyorsunuz gerçekten. Böyle bakmayın, her şeyden önce sizin anneniz. Neyi hatırlarsınız mesela Kemal Bey, annenize dair hatırladığınız bir şeyler var mı küçükken? Yani hani hep mi, yani tamam hani belki ama 7 yaş çok küçük bir yaş değil. İlla ki bir şeyler hatırlıyorsunuzdur benim... yani. Az çok hatırladığım, sürekli halamla bir çekişme içerisindeydi. Halanızla? Evet, sürekli. Sizi evet. Bir Rukiye Hanım'la? Evet, evet. Sürekli halamı babama şikayet eder. Yani öyle hatırlıyorum. Yani evde durmaz aklıma gelenler. Sabah bir çıkardı, akşam eve gelirdi. Yani bizim yemeğimiz olsun, çamaşırımız olsun, her şeyimizle halam ilgilendi. Annemin yani bize yumurta kırdığını hatırlamam ben. Ne diyorsunuz yani?